Çok teşekkür ederiz. Alkışlar sizin için Gökçen. Teşekkürler. Alkışın büyüğünü de Yaşar Bey gönderdi. Teşekkür ederim. Niye teşekkür? Dört tane harf alma hakkı evet. bıraktığı için. Maşallah çok güzel yarıştılar. Ama biraz önce de söyledim, yine tekrar edeyim. Son sorularda harf almak yerine süreye oynadılar. Yoksa 1,5 dakika gibi de bir süre arttırıyorlardı. Şu anda bulunduğumuz durum bence hoş. Evet, deneyeceğim. 14 tane sorumuz var. 4 tanesinde harf alabiliriz. Üzerine de 19 saniye arttırırız. Hevesleri kursakta bırakırız. Bakalım. Neden olmasın? Evet. Biraz daha anlatın kendinizi ama hemen yarışmaya başlamayalım. Tamam. İsmim Gökçe Topkoca Çiftçi. 30 yaşındayım. Maşallah. İstanbul'da yaşıyorum. Matematik öğretmeniyim devlet okulunda. Ne kadar zamandır? 8 yıldan beri. Maşallah. Evet. Pek güzel. Evliyim. 3 yaşında bir kızım var. İpek. İpek, evet. Buradan selam olsun. Öpüyorum. Siz aslen Mersinlisiniz öyle mi? Evet. 8 yıldır mı İstanbul'dasınız peki? Görevle birlikte mi yoksa? Yani yok, İstanbul doğumluyum zaten. Ha, burada doğdunuz büyüdünüz zaten. Anladım. Evet. Ben sanki görevle birlikte geldiğini zannetmiştim. Yani burada yaşamıyordum, evet. Buraya atanınca 8 yıldan beri burada yaşıyorum. İstanbul doğumlusunuz İstanbul ama. İstanbul doğumluyum, evet. Anne tarafım gittiniz burada. Geldiniz. Aynen, evet. İlgilendiğiniz konular var mıdır Gökçe Hanım? Yani meslek dışında, zaman ayırdığınız özellikle. Yani şu anda yaşında evet, çocuğunuz var, kolay kızımla, değil biliyorum ama. Vakit geçiriyorum çoğunlukla. Bulmaca falan çözer misiniz? Zaman zaman çözerim, seviyorum. Güzel. Kelime oyunlarını da seviyorum. Bu tip şeydeki, internetteki oyunlar, evet. Zamana karşı yarışlar. Evet, güzel. Oynuyorum. Pratiğimiz de sağlam efendim. Evet, yani şans iş, hani aşina olduğum kelimelerden gelirse... Burada yaparım. Çıkıntılık yapacak bence bir kelime yok. Yani evet. Kahveden bahsetmiştik başlamadan önce hatırlarsanız. Hı-hı. Severim kahvede dediniz. Evet. Yani o yüzden şu soruda takılır mı acaba demiyorum Gökçe Hanım. Hatta 9400'ün üzerine bile çıkarız gibi geliyor bana. Bakalım. Deneyelim. Başlamadan önce annemin... Şöyle gözlerinin evet. içine bakarak. Size selamı var annem. Bana selamı evet. var. Evet. O zaman ben gözlerinin içine bakayım. İsmi neydi? Rahime. Rahime Hanım'a buradan selamlar efendim. O da katılmak istiyor. Öyle mi? Evet, iyidir o da. 8500'den 8000'e düşmez değil mi buraya gelince? O geçer bile. Geçer bile? Evet. Tamam, sizin aileyi teker teker alacağız. Eğer ki 9400'de değil, 9000'i aşarsanız. Anlaştık mı? Tamam, anlaştık. Tamam, bir anlaşmamız var. 9000'i aşın, ailenin bütün üyelerini çağıracağız. Tamam. Geliyor ilk soru. Gelsin. Hadi gelsin. İyi vakit geçirmeye yarayan, genellikle kuralları olan her tür eğlence. Mesela şu anda bir tanesinin içerisindeyiz. Hobi. Hobi mi bu sizin için? Hayır. Şu anda ne yapıyoruz biz sizinle? Yarışma, soru cevap. Yarışmanın ismi? Oyun. Oyun. 400 puan. Tamam. Gelsin ikinci soru. Kahveden bahsettiğim soru. Buyurun. Adını Arap Yarımadası'ndaki bir şehirden alan kahve türüdür. 4 harfli kahveleri düşünün bence. Coğrafya sorusu olarak daha zor çünkü. Yemen'in altındaki bir liman kenti. Aklıma gelmiyor. Alalım mı bir harf? Alalım. Hadi alalım bir harf. Bir kahve türünü arıyoruz ve M harfiyle başlıyor. M. Gelmiyor. Bir tane daha mı? Bir tane daha alayım. Bir tane daha. Şanssız bir soruymuş bu. Evet. Moka. Moka. 200 puan. Tamam. Biraz daha gözümüzü karartacağız efendim. Yapacağımız evet. şey o. Ki imkan veren sorular var elimizde. Buyurun 5 harflere. Dalları zafer, ün ve başarı simgesi sayılan ağaç. Bu bir ağaç. Dalları zafer, ün ve başarı simgesiymiş ki Roma'da da hani kafalarına takıyorlarmış böyle taç yapıp. Söğüt. Söğüt değil. Hı. Et yemeklerine de yapraklarını katarız. Defne diyeceğim. Pat! Defne. 500 puan. Hem açıklaması hem eş anlamlısı var. Yani harf almadan cevap verilir buna. Gelsin. Bir emek sonucu ortaya konan ürün. Daha güzeli eser kelimesinin Türkçe kökenli karşılığı. Eser. Şöyle soralım. Şaheser. Yapıt. Baş yapıt. Çok güzel. Tebrik ederim hocam. Hemen geçerim altı harflere. Buyurun. Biraz böyle ne diyeyim, zıplır da değil de hani kısa yoldan anlatılmış bir soru. Bakalım. Bakalım. Medeni hal halkası. Alyans. Ne dersiniz? Alyans. Ve tertemiz 600 puan kazanırsınız.
2200 puana çıkar kasa. Şimdi altı harflidir, tek kelimedir. Bu da medeni hal halkası fikrinde bir sorudur. Tamam. Buyursunlar. Oriental kaligraf diye sorduk. Kaligrafi malum güzel yazı sanatı. Oriental bizim bu taraflar. Ne deniyor onlara? O yazı erbaplarına. Bilmiyorum siz söyleyin. Hattat mıydı? Hattat. Öyle miydi? Evet. Geçen geldik yedi harflere. Evet. Güzel geldik. Heyecanımı da yendim. Moka'da bakalım. İki tane harf almıştınız. Moraliniz bozulmuştu biraz ama bakın yarısını hallettiniz soruların. İki tane harf aldınız. Evet. Yarısı sizi bekliyor. Evet. Her bakalım. Şey yolunda ve açıkça söyleyeyim bugünün en kolay sorusudur bu. Tek yaratabileceği sıkıntı da odur. Bu kadar kolay olmamalı diye düşünmeyiniz. O kadar kolay. Buyurun. Tamam. Bir şeyi vermek için birine yöneltmek. Uzatmak. Yapıştırıp geçirmek. 2 dakika 17 saniye. 2 tane harf alabiliriz. 3500 puandayız. 9600 yapabilecek durumdayız. Şimdi Türkçesini vereceğim. Siz de bana hali hazırda da kullanılan Arapçasını söyleyeceksiniz. Buyurun. Hı. Demeç. Arapça kökenli karşılığı neydi? Demeç vermek. Nokta noktada bulunmak. Konuşmak. Demeç. Arapça. Bu konuyla ilgili bir nokta noktam olmayacak. Seminer değil. Bir harf alayım. Buyurun. Tam güzel yerinden, en güzel yerinden B harfi. Ya aklıma yabancı briefing geliyor hayır, değil, hayır, Arapça. Hayır, batı kökenli değil. Demeç derken yani mesela mikrofon uzattılar da ona verilen demeç. Ortaya koymak, söylemek, nokta nokta etmek. Bahis, bahsetmek. Hayır, 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 hayır. Uzaklaştıysan bir harf daha alayım. Bir tane daha istedik, durduralım ki süremiz bitmesin. Buyruk gibi bir şey değil, demeç. Yani bunu ortaya koyuyorum, meydana çıkarıyorum, söylüyorum. Buyurmak değil. Tıpkı mallarımı da ortaya çıkarttığım gibi. Ne olabilir? Hani vergi dairesinden gelmişlerdi, onlara da mallarımı nokta nokta etmiştim. Şimdi de ağzımla söylüyorum. Beyanat. Beyanat meşhis bu an değerinde. 4000 oldu kasa artık harf alamayız ama elimizde de 6 tanecik soru kaldı. Bakın Moka'da 2 tanesini almıştınız sonrasında pıtır pıtır hepsini cevaplamıştınız. Aynısını bir daha yapacaksınız Gökçe Hanım. Tamam. Anlaştık mı? 2-8, 2-9, 2-10 harfli cevap. 19 saniyede arttırmak lazım. 1 dakika 26 saniyemiz var. Yapabiliriz bunu. Gelsin mi? Evet gelsin. Haydi gelsin. İlk 8 harfli cevabın sorusu. Yine biraz garip bir soru. Meksikalı lavaş. Dürüm. Dürüm mü? Lavaş. Meksikalı? Onun özel lavaş bir Meksikalı deyince, adı var. Bizdeki lavaşın onlardaki hali. Onlar lavaş demiyor. Canım marketlerde falan satılıyor böyle. Üzerine de lavaş değil bunu yazıyorlar hakikaten. Meksikalı lavaş. Ya bizde dürüm onlarda burrito muydu? Burrito evet. Muydu? Ha, onun gibi düşünelim. Öyle bir kelime arıyoruz. Yani görmüşümdür ama harf alayım. Aldık harfimizi evet. Vazgeçtik. T. Ki o T'den göreceksiniz bir tane daha. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Tortilla. Tortilla. Ama canım sağ olsun. Harf almadan aklıma gelmezdi. Zordu. Evet, çabucak böyle bir anda parlayacak kelimelerden biri değil. Ne yazık ki süremizin de ciddi bir şekilde sarf edilmesine sebep oldu. Tamam, 5 tane sorumuz var, 39 saniyemiz tamam, var. Hızlanacağız. Artık harf alabiliriz. Tamam. Evet. Hadi gelsin. Yalanı niteler. Eklenip katlanmış, dallanıp budaklanmış yalanları niteler bu söz. Harf alayım. Nokta nokta yalan. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Yeter. Nasıl yalan? Kuyruklu. Kuyruklu yalan. 9 harfli tek kelime. Şöyle sorduk. Hadi gelsin. Bir şeyi yapmayı kabul etmek, üstüne almak. Bu görevi ben üstüme alıyorum. Ben vazife.
Harf alayım. Sanki böyle hani mesela bir ağırlık gibi düşünün. Yükünü almak. Tek kelime olsun. Yüklenmek. Yüklenmek. 800 puan. Şimdi sanki çok acayip bir şey soruyoruz gibi. Hayır. Gayet tamam. Basit bir şey. O yüzden ürkütmesin soru sizi. Biraz da uzunca içinde böyle batı kökenli kelimeler falan var. Ama dediğim gibi çok basit bir şey arıyoruz efendim. Buyurun. Yeryüzündeki toprakların üçte birinden fazlasının donduğu Pleistosen döneme verilen ad. Donduğu dediği için kutup, o buzul, dönem. Buzul, buzullar. İki kelime. Buzul çağı. Buzul çağı. Kaç sayım kaldı? İki. Tamam, durduracağım hemen. İki soru kaldı. Dediğim gibi harf alacaksanız harf alacaksınız. Sonrasında tamam. Hemen durduracaksınız. Tamam. 5 saniye yeterli olacaktır evet. Gökçe Hanım. İki kelime mastarla bitiyor. Şöyle soruluyor. Harf alayım. Saldırıya geçmek, atak yapmak. Gerek var mı harfe? Verdiler. Hücum etmek. Harf almadan da bilirdik evet. Bunu. Yarımız sağ olsun. Son sorudur, son cevaptır. Bir bakalım önce. Harften önce bir okuyalım. Tamam. Birden çok sanatçının eserlerinin halka arz edildiği etkinlik. Neydi sanatçının eserinin arz edildiği etkinlik? Mesela ressam. Sergi. Sergi. Birden çok sanatçının eserleri varsa o sergide. Ne sergi? Büyük sergi. Eğitimde de kullanılan bir kelime mesela. Hani kız öğrenci, erkek öğrenci karışık. Yani. Karma sergi. Karma sergi. İyi bir puan aldım o yüzden 8800, mutluyum. Çok güzel bir puan. Çok güzel bir puan ki şu yani tortilla hani, olmasaydı. Evet tortilladan sonra bir de kazanamayacağımızı anlayıp biraz fazla harf almıştık. Evet. Biraz daha cimri davransaydık 9000'de olurdu 9000'i de geçerdi. Evet. O doğrultuda bir alkış istiyorum. Teşekkür ederim.